Herkese selamünaleyküm. Yozgat asıllı Kayserili TV ekranlarında hepiniz hoş geldiniz gençler. Bunun videodan önce şu Cemil ve Sinerji'den geleneksel hazır sistem önerileri 9-20 bin 30 bin TL arası videosunda bahsetmediğim bir şeylerden daha bahsedeceğim gençler. Bu, ek yaptım yani bu videoyu bir nevi. Onu bir söyleyeyim. 3 tane ağası önermiştim zaten o videoda. Bunlar 13100F, Synergy Isilon ve Blade Tough 7700 XT. Gençler o videoda. Blade Tough 7700 XT zaten 28.000 lira bir fiyat olduğu için çok fazla yükselti yapamazsınız diye düşünüyorum bu 30.000-20.000 TL arasında. Yani 30.000 limitiniz varsa şayet buna çok fazla ekleme yapamazsınız zaten gençler. Yani bunda sadece şunu yükseltirsiniz. Şurada kamerayı şu aşağıya alayım da gözüksün ya fiyat. Yani şu işlemci soğutucu ekleseniz bile zaten 28-29'a yalaşıyor yani. Gördüğünüz gibi buna çok fazla yükseltme yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Ekran kartı zaten 14-15 bin lira galiba bu ekran kartı. Yani zaten ekran kartı bile yarı fiyatına götürüyor. O yüzden buna çok fazla ekleme yapabileceğinizi düşünmüyorum gençler. Ancak Synergy Isilon gençler. Bu normal fiyatı 23 bindi galiba. 23 bin küsürdü. Ben buna birazcık ekleme yaptım. Buna bir tane 1 terabaytlık M.2 SSD ekledim. MLD'nin daha iyi performans veren Goodrem'in M.2 SSD'sinden gördüğünüz gibi. Bir tane de sıvı soğutucu ekledim gençler. 1600 liralık bir sıvı soğutucu. Tip kolum. 25.000 liraya denk geldi gördüğünüz gibi. Monitörü falan geçtim zaten de. Bunun dışında başka ne yükseltme yapabilirsin diye düşünüyorum da şunu zaten eklesek 28.000 bandına gelecek direkt. Anakartı yükseltsek. O yüzden ona gerek yok diye düşünüyorum gençler. Bu şekilde bir sistem oldu yani 25.000 liraya. Anakartı aynı. İşlemcisi aynı. Önceki videodakiyle. RAM aynı. Ekran kartı aynı. Ama SSD'yi yükselttim. Önceki videoda yükselttim hatırlamıyorum ama yükseltmediysem. Yani şayet de 30.000 limitiniz varsa şayet gençler. Böyle ufak tefek yükseltmeler yapabilirsiniz bu önerdiğim kasalara. Yani 1 terabaytlık buna M.2 SSD ekledik. Zaten o bile 800-900 lira yani. Ona bir de soğutucu ekledim. Gördüğünüz gibi 1600 liralık 25.000 lira 26.000 lira bandına çıktı. Bu kasa gençler. Şimdi bunlara bakacağım gençler. Bunlarda daha çok yükseltme yapabildiğimi fark ettim de. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi Lunar'da bildiğiniz gibi i3 13100F var. i3 2-3 mü? En düşük yeni nesil işlemcilerden nesli olduğu için gençler. O yüzden ben burada i5'in 13400F'ini ekledim. İşlemci olarak. Gördüğünüz gibi. 3000 lira fazlasına. Yani normalde 23.000 liraydı bu. Yok 21.000 lira falandı işte. Buna i5'in işlemcisini ekledim. 13400F. Gördüğünüz gibi sağlam bir işlemci bu arada. Yani i3'ün ve i5'in şu 12. neslinden daha iyi bir işlemci. 10 çekirdekli gördüğünüz gibi. O yüzden ben bunu buna ekledim. Gayet sağlam bir işlemcisi oldu zaten. İşlemci olarak. Zaten termal soğutucusu da ekliyoruz bildiğiniz gibi. Bu tür işlemcilere. 250 lira daha ona ekledik. Gençler. Burada anakartı yükseltmeye bence gerek yok. Gençler o yüzden çok yükseltme yapmadım anakarta. RAM'leri 3600 MHz yaptım. 84 lira daha fazla verip gördüğünüz gibi. Yani ben vermeyeceğim. Sonuçta benim yükselttiğimi gösteriyorum. SSD'yi de yani gücünüz yetiyorsa
Normalde şunu alabilirsiniz, Kingston'un 1 TB'lık M2 SSD'sini. Corsair'in de varmış. Bunlar pahalı zaten. Ama yani burada en mantıklı seçenek 1 TB M2 SSD almak. O da bu. Ha, 25.000 lirayı çok geçmesin derseniz de Adata Legend'ın 800 500 GB'lık Adata Legend 800 M2 SSD'si var. Onu ekleyebilirsiniz. 300 lira fazlasına yani. Onun performansı bu M2 SSD'den çok daha iyi gençtir. Onu ekleyebilirsiniz en azından. Ama bende birazcık daha para var derseniz bunu da ekleyip 26.000 liraya çıkartabilirsiniz. Kasanın fiyatını gençtir. Ama bence yani şayet 1 TB alan bana fazla diyorsanız, 500 GB yeter diyorsanız bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Adata Legend'ın 800 M2 SSD'si. Gençlük zaten. Buna bir de monitör eklediğiniz zaman 3000 liralık, 3500 liralık. Hop, 29.000 liraya dayandı gördüğünüz gibi. Gençlük. Ha, şayet fareniz yoktur. Ondan sonra klavyeniz yoktur. Kameranız yoktur. Kulaklığınız yoktur. Bunları bu siteden almayın derim. Neden almayalım abi? Çünkü burada marka ürünler satılıyor. Asus'un işte. Bakın, ondan sonra Logitech'in. Bunlar pahalı zaten şeyler. Ne derler ona ya? Birimler şey dış birimleri bilgisayar birimleri gençler yani giriş birimleri deniyor da aslında bunlara yani bunlar giriş ve çıkış birimlerini bilgisayarın buradan bence almayın. Neden almayın? Pahalı olduğu için almayın. Gençler bunları şeylerden alabilirsiniz ama bu hepsi burada gibi işte ne bileyim hangisinden uygun gördüyseniz işte Trendyol gibi N11 gibi. Ben bu sitelerden alıyorum genellikle bunları. Şu an kullandığım şey fare neydi? Piyasada yoktur diye düşünüyorum ama kullandığım fareyi yazıyorum buraya. SMX R9 Plus. Bakın bu kullandığım fare. Piyasada var mı? Segment makro var mıymış? Yok diyor. Peki. Geri gel o zaman. Akakçı'da çıkarsa vardır. Gerçi bu plus değil, bu normal bir fare. Aha. Yokmuş gençler. Normali bile yokmuş. Bendeki plus bunun bir üst seviyesi. Bakın şu. Gördünüz mü? Aç bakayım onu. Bakın gördünüz mü? Fiyat yokmuş. Piyasada yok yani benim kullandığım fare. Gençlük. Ha dersiniz ki Rampage'in ürünleri bazı ürünleri güzel oluyor. Her biri hepsi değil tabi de. Yani şu fiyat bandında 300 lira bandında 400 lira 500 lira bandında güzel fareleri oluyor Rampage'in gençler. Yani şu SMX R33 gayet bence yeterli bir fare olacaktır. Ha derseniz ki biraz daha fiyat fare dondula. La fare konuşurken fare dondula. Fare konuşurken fare dondu gençtir. Kabul et. Şimdi burada yani çok seçeneğiniz yoksa yani 1000 lira altında bir ürün arıyorsanız size önereceğim fareler ne olabilir? Onu düşünüyorum da Rampage bir kere iyi bir marka. Razer'ın ucuz versiyonları vardı ya. Şu az önceki Tetrader var mesela Essential. Gayet kaliteli bir üründür gençler. Çok satanlara mı açtık biz burada? Ha. Onun dışında baktığımız zaman şöyle 1000 lira üstü fareler var hep.
beyazı var gördüğünüz gibi Essential'ın. Yine alınabilecek. Şu ergonomik değil bu arada gençler. Yani bu vari alınmaz 700 liraya. Şu alınabilir Rivalius 3 ama bu biraz pahalıymış, 1000 lira üstü. Asus TUF Gaming M3 RGB kablolu optik oyuncu mouse 450 lira. Bu da alınabilir. Onun dışında şeye bakalım biz ya. En düşük fiyat demeyelim de. Ne desek? Ha, fiyata bakalım bence. 250-500 lira arasındakilere mi bakalım? Bu fiyat bence yeterli olacaktır bir fare için. Geo 102 varmış. Light senkronizasyon da. Onu pek bilmiyorum ya çok fazla. Bak bu Gamepad Power Beam iyi olabilir gençtir. Önerebileceğim farelerden yani. Yine aynı şekilde Ursa gayet iyi bir mouse'dur. SMX R33'ü önermiştim zaten. 3 tane fare önerdim. Rampage SMX R3, Game Power Ursa ve Bane. Game Power 500 lira altına tabi. 500 liranın üstüne çıkabiliyorsanız daha da fare öneririz. Şimdi neye bakacaktık? Ha şey, fareden sonra klavyeye mi bakalım, kulaklığa mı bakalım? Yola fazla gittik. Şurada ha. Çevre birimleri dedim. Klavye değil de kulaklığa mı bakalım? Hadi kulaklığa bakalım. Şimdi benim kullandığım kulaklık neydi? Çıkarma bilmiyorum ama. Game Booster. Markası şeyini unuttum, modelini unuttum ya. Profilimde yazıyordu galiba. Evet evet. Hatırladım onu. Şu. Allah'tan buraya yazmışız ya. La şunu doğru düzgün yaz ya. Aha çıktı. 1000 liraymış lan. Uş, 1000 lira olmuş la, kulaklığıma bak. Ben bunu 300 liraya aldım gençler. 300 lira aldığım kulaklık sıfırı şu anda 1000 lira olmuş, gördünüz mü? Evet. Gördüğünüz gibi gençler, bu benim kullandığım kulaklık. Bundan birazcık daha aşağıda neler var diye sorarsanız da bulunur ya bir şeyler. Dur bakalım. Pahalı olmasın. Çok da dandirik bir şey de olmasın. Ne onun adı? Kulaklık da olmasın. Kaliteli bir kulaklık olsun ama çok markalı olmasın derseniz gençlik. Şimdi burada 1000 lira altına bakmamız lazım diye düşünüyorum. Gençlik ya da 750 lira ama altına bakalım. Adı 750 olsun. Şimdi James Tankey'in 712 kablolu mikrofonlu kulaküstü oyuncu kulaklığı gayet iyi bir ürün. O bir. Çünkü onu bayağıdır takip ediyordum. Bu kulaklığı almadan önce de ona bakıyordum gençler. O bir. Medusa biraz sıkıntı oluşturabilir. Kafa sıkabiliyor. Ancak kötü bir ürün değil tabii ki. İki. Bu da iki. Bir tane daha ürün önereyim. O da ne olsun? Ne olsun? Bulamadık. Evet, kulaklık bulamadık. Koskoca Game Booster şeyde, Game Booster nereden çıktı ya? Çok satanlara mı bakıyoruz biz şu an? Herhalde. Evet. Game Power Kugon. Bak bu da iyi duruyor gençtir. 3 olsun. Bakın şimdi neyi saydık? Game Power Kugon. Medusa.
Medusa, bir şey daha saydım da ne saydım unuttum. Medusa, bir şey daha saydım da şunu kapat bakayım ya. Onu göremedik. Dur lan, yanlış şeye tıkladık. 150 lira yap onu ya. Şey. Neydi ya? Aklım dilimin ucunda da. O zaman bir geriye gel. Bir daha gel. Bir daha. Heh, burada çıkar. Ha, James Duncan gençler. Bu üç kulaklığı öneririm. Gençluk. Haberiniz olsun yani. Akakçeden bakıyoruz şu an ama yani siz tabi hangi sitedeyse uygunsa mesela atıyorum James Dunk alacaksınız buradan bakıyorsunuz ince hesapta uygunmuş gördüğünüz gibi şeyde de Amazon'da da uygunmuş ince hesap ince hesap satıyormuş zaten inanın birde de yine aynı şekilde ince hesap satıyormuş gördüğünüz gibi gençlik evet şimdi klavye ne kullanıyorsun abi? Onu da göstereyim. Hadi onu da göstereyim. Klavye. Aha burada. Hadi onu da göstereyim. Yapıştır. Dur, yapıştıramadık. Hadi yapıştırdık. Heh. 300 liraymış. Değil mi bu klavye? Heh, bu klavye. Evet. Gençlik. Kullandığım klavye bu 300 lira şu anlık. Ben bunu aldığımda kaç liraydı? 75 liraydı. 75 liraydı iyi hatırlıyorum. Şu kulaklığı da şeyi de aldım. Ya, kullandığım kamera bu işte gençler. Şu an kullandığım kamera bu. 500 liralık kamera. Gençlik. Ve ben kaç liraydı bunu aldığımda? 100 lira falandı galiba. Onu da söyleyeyim yani. Kullandığım kamera da bu. En popüler üçüncü webcammiş. Aç bakayım webcamleri. Yani webcam'de çok şayet iyi bir para verme şeyiniz yoksa, lüksünüz yoksa gayet iyi bir kamera olduğunu düşünüyorum. 500 liralık. 1080p 30 fps Hz kamera gençtir. Bunun dışında daha uygun arıyorsanız Piranha'nın kameraları var. Gördüğünüz gibi Logitech'in kameraları falan pahalı oluyor. Razer'ın falan kaliteli ürünler oldukları için. Uyguna kamera arıyorum da iki tane kamera önerdim. Bir tane daha önerebilirsem diyeceğim de o ne oğlum 12.000 liralık kamera 4K'ymış. 12.000 liralık kamerayı görünce bir şok oldum gençler de neyse. İki tane kamera önerdim yeter bence ya. Şu Piranha gayet orta ve düşük seviye kameralar arasında yeterli bir kamera. Bu da yeterli bir kamera işte orta seviye kameralar arasında öyle söyleyeyim. Gençlik kullandığım kamera bu en popüler üçüncü webcam'imiz zaten. En popüler webcam'lere nereden bakıyorduk? 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi benim bir kamera. Kaldı ki ilk üçte pahalı kameralar var. Logitech'in kameraları var gördüğünüz gibi. Şimdi klavyelere bakacağım da klavye önerisi yapacağım biraz da. Gençlik. Benim kullandığım kamerayı klavyeyi gördünüz zaten. Peki biz hangi klavyeyi alabiliriz diye sorarsanız gençler. Burada 1500 lira mekanik klavyeleri en ucuz kaç liradan başlıyor? O önemli benim için şu an. En düşük fiyat. Da klavye dedim. Bunlar ha, küçük şey klavyesiymiş. Şöyle bakıyoruz. Mekanik klavye. Benim klavye mekanik klavye değil bu arada. Mekanik hisli bir klavye. Bakın şu klavye alınabilir gençler. Ben bunu takip ediyordum. De. Bunu bir göster bakayım ya. Tam da gözükmüyor ama. Yani benim klavyeye benziyor biraz. Ama bu Rampage'miş. Benimki Everest. Gençlik.
Bu jammer değil de gençtir bak. Jammer bunun çakması oluyor. Şu klavye alınabilir bence. Şeydeki N11 Eco Shop'taki. Bu klavye bayağı iyi bir klavyeydi. Ben iyi hatırlıyorum çünkü. Kaliteli bir klavye yani. O alınabilir. Şayet bir klavye önerisi istiyorsanız. Sonos diye bir marka hiç duymadım. Onu geçiyorum direkt. Leto oyuncu klavyesi. Şu Bluetooth var. Mekanik klavye 500 liradan başlıyor galiba. Galiba 500 liradan başlıyor klavyeler. De bunu hiç görmedim ya. Bluetooth diye. Ona da geçtim. Yani önereceğim klavyeleri arıyorum da gençler. Geç bakayım sonraki sayfaya. Bir tane klavye önerdim şu an. O da Rampage'in klavyesi. İki tane daha önereyim de. Diyeceğim de klavye yok ya. Hiç bilmediğim markalar diyecektim. Game Booster çıktı. 500 liraya. Bunun büyük fotoğrafı yok mu ya? Abi nasıl güzel klavyeymiş ha. Kırmızı kırmızı. Hoşuma gitti la. Gençtir. 500 lira mı? Yok, 500 lira değil bu. Yani bir 600 liraya yakın. İşte 650 lira gençtir. Gayet alınabilir bir klavye. Mekanik klavye gençtir. Benim klavyeden daha iyi klavye yani. Benimki mekanik değil. Mekanik kesitli benimki. İkinci klavyede olsun. Game Booster'ın. Üçüncü klavyede ne olabilir? Ne olabilir? Evet. Hiç duyma adını duymadım markalar çıkmış ya. Yani bu Skylung markasını hiç duymadım yani. Tanıdığım bildiğim bir marka yok mu ya? Onu arıyorum da şu an. Çıkmadı hiç. İki tane çıktı yani. Onları da önerdim zaten. Uyguna gençler onlar da zaten. Üçüncü klavye olarak siyahmış lan bu. Bu kötü durmuyor. Oyuncu klavyesi diyor ama mekanik mi bu? Mekanikmiş. Fena durmuyor. Fena durmuyor. Olabilir bu ya. 700 liraya. 700 liraya olabilir. Genç. Ama bir tane bakmak istiyorum ya. Üçüncü de olsun da. Şimdilik üçüncü olsun. Dur bakayım. 750 liraya gelince bir klavye görecek miyiz? Güzel bir klavye. Ve görünüşüyle falan bizi etkileyecek. Kaliteli bir marka. İyi bir marka olsa diyeceğim de. Yok galiba. Yoktur. 800 lira bandına geldik. Neredeyse 780 lira. Lenovo'nun klavyesi var ama. Şeysiz bu. Numlocksuz. Numlock tuşları yok bunda. Bunda da yok. Game Power'ın klavyesinde. Bir tane daha klavye önermeye çalışıyorum da yok ya çıkmıyor. 3 tane klavye önerdim. Neydi? Markaları hatırlamıyorum ki ya. Game Power vardı bir tane. Şey vardı. Rampage vardı. Bir de Everest mi vardı? Zor bulmak ya. Bu kadar klavye arasından iyi bir klavye bulmak zor yani. Neydi neydi neydi? Ya zaten videoda gördünüz sizi zaten de. Ben bir daha arayacağım ya. Bir daha ararsam gerçi de çok videomuz var. Bu muydu benim önerdiğim klavye? Ha, buydu. Rampage Rapido Plus. Bu şey klavyeymiş gençler. Mekanik klavyeymiş. Öyle yazıyor yani burada yazana göre gördüğünüz gibi.
Nerede? Ha, türü mekanik yazıyor, gördünüz mü? Mekanik klavye yani. Fiyatı da yükselmiş biraz. Daha da yükselmeden alabilirsiniz tabii Genç Türk. Bakın gördünüz mü? Normalde bir ara 300-400 lira bandına düşmüş. Sonra geri yükselmiş. 700 liraya gördüğünüz gibi. Rampage'in ürünlerini beğeniyorum ben gençler ya. Uzun süre dayanıyor yani, ucuz olmasına rağmen diğer markalara göre. O yüzden kullanıyorum. Game Booster da aynı şekilde. Everest de aynı şekilde. Gençlük. Böyle söylemiş olayım yani. Nerede başka? Bir tane daha, iki tane daha klavye önerdim de onları arıyorum şu an. Bu arada Everest veyahut da Rampage'de markanın son, şeyin ürünün sonunda plus falan varsa onun yazılım desteği oluyor genellikle gençler. O yüzden plus'lı öneriyorum yani. De iki tane klavyeyi nasıl bulacağız şimdi? Asıl mesele o bence şu an. Gerçi iki sayfa kalmış ya. Birini gösterdim zaten. İkisini daha göstereceğim de. Sarfetch. Ya Game Booster'ım. Bunu önermiştim, evet. GBG 44. GBG 44. İngilizce okumaya çalışayım. GBG 44 de diyebilirsiniz tabi. İkinci klavye de oydu. Birinci klavye neydi? Birinci klavye Rampage'in KG KBR 57. 400 lira, bu şey değildir bu arada. Mekanik değildir. Mekanik miymiş? Mekanikmiş lan. Mekanik işçi zannediyordum ben bu klavyeyi de, mekanikmiş. Gençlik gördüğünüz gibi. Şimdi klavye önerdik. Fare önerdik. Onun dışında kamera önerdim. İki tane. Kamerayı biraz az önerdim. Kulaklık önerdim. Zaten monitörü, yani bu 29 bin lirada da monitörü ekledik gençler. 29 bin liranın içinde gördüğünüz gibi Asus TUF Gaming'in monitörü var. 165 Hz, 1 milisaniyelik free senkronizasyon monitör. Yani buna monitör ekleyince böyle oldu. 29 bin lira oldu. Şimdi buna monitör ekleyelim. 25 bin lira, 27 bin lira şu an. Monitör nerede? Monitör. Aha burada. Burada da 3000 liraya. Game Booster'ın bir monitörü var. 200. Buna ekle o zaman. Gördüğünüz gibi burada 200 Hz'lik bir monitör ekledik. Game Booster'ın. Gençlük. Gayet de yeterli bir monitör. 200 Hz. Biraz uygun bir fiyatlı Game Booster'ın bu monitörü. Gençlük. Gördüğünüz gibi. 29.500 oldu. 500 lira da cebinizde kalsın yani. Onun dışında buraya zaten monitör eklersek zaten 30.000 lirayı geçiyordu galiba direkt. Bu biraz da sadece kasa için 30.000 lira altı düşünenler için önerdiğim bir kasaydı bu arada. Buna bir de monitör eklersen, yani buna şimdi 175 Hz monitör ayıp olur diye düşünüyorum. Buradan 200 Hz'lik monitörü alabilirsiniz yani, bu monitörü bu şeye şu bilgisayara, Blade TUF 7700'e gençtir, XT'ye, şu Game Booster'ın 23.8 inçlik 200 Hz'lik monitörünü alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Burada zaten yani çok fazla yükseltme yapmanıza gerek yok monitörde. Yani en uygun monitörü alabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi gücünüz yetiyorsa, 30 bin lira üstüne çıkabiliyorsanız daha iyi bir monitör alabilirsiniz de, bu Synergy'nin monitörleri daha uygun gibime geldi şu an ya. Yani 200 Hz'lik monitör gayet uygun bir fiyatlı bence. Ha, onun dışında 200 Hz'den daha yüksek bir monitör almak istiyorsanız Philips'in 2000 lira daha üstüne verip Philips Evniya aldığı monitörü var, gördüğünüz 24.5 inç 240 Hz'lik monitörü var.
Onu da alabilirsiniz. 240 olsun diyorsanız yok. Uygun olsun diyorsanız 200 derecelik monitör var. Gördüğünüz gibi Game Booster'ın. Gençlik. Onu söylemiş olayım. 165 Hz. Şimdi bu ekran kartı neydi? 6750 XT olduğu için. Yani bu ekran kartı sağlam bir ekran kartı. Bu ekran kartına 165 Hz monitör bence iyi olmaz. 200 Hz'lik bir monitör iyi olur diye düşünüyorum. O da en uygun Game Booster'ın monitörü var. Gördüğünüz gibi 200 Hz'lik monitör. Burada zaten çok fazla yükseltme yapmanız gerek yok diye düşünüyorum. 4060 Ti 8 GB'lık bir ekran kartı yani. 165 Hz'lik monitör yeterli olacaktır. Bu şeyde de 200 Hz'lik şu şeyin monitörünü direkt alabilirsiniz buradan Synergy'den. Gençlik uygun olsun diyorsanız, ha kaliteli ürün olsun diyorsanız 240 Hz'lik Philips'in monitörünü şu bilgisayara alabilirsiniz diyorum gençlik. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah güzelce anlatmışımdır. Hem klavye önerdim, hem fare önerdim, hem kamera önerdim, hem kulaklık önerdim gençler. Artık bundan sonrası size kalmış. Haberiniz olsun yani. 20 bin 30 bin bandında olduğu için önerdim bu arada. Diğer önceki videolarda hiçbir önerdiğim kasanın yanında bir aksesuar önermemiştim. Aksesuar derken yani işte giriş ya da çıkış birimi önermemiştim. Böylelikle bunu da aradan çıkarmış oldum. Gençlik bu video aracılığıyla. Yani bence şu bilgisayar çok fazla yükseltme yapmanıza gerek yok zaten. Bunda sadece hava soğutucu ekleseniz yeterli diye düşünüyorum. Gençler. Onun dışında zaten yükseltme, ne yükseltseniz bile 30.000 liraya geçecek. Ufak bir şey yükseltseniz bile yani. Ancak şurada bir tane sıvı soğutucu, bir tane M.2 SSD, 1 TB'lık, normalde 500 GB var bunda. Ben 1 TB'lık daha performans veren M.2 SSD'yi ekledim gördüğünüz gibi. Onun dışında sadece yükseltme yapmadım bu kasaya gördüğünüz gibi gençlik. Kaldı ki bu haliyle bile 31.500 lira olmuş. Yani monitörü eklememe rağmen, yok bu monitör ekleyince pahalı oluyor. Şu monitör ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi gençlik. Buna gelirsek en uygun monitörü seçtik. Bu ürünler pahalı bu arada, yani 1000 lira üstü. Ha, şunu alabilirsiniz mousepad'i de. Onun dışındakiler DVD yazıcı falan gerek yok diye düşünüyorum artık. DVD dönemi, CD dönemi kapandı diye düşünüyorum. Kamera pahalı gördüğünüz gibi, bunların hepsi pahalı. Ben size uygunlarını önerdim zaten. 750 watt'a gerek var mı abi? 150 watt kasaya. Şayet yükseltme yapacaksanız bunu 750 watt yapabilirsiniz. Tabii de ben tercih etmedim burada. 650 watt yap. Direkt 650 watt bıraktım yani. M.2 SSD'ler gelirsek bu kasada bunun performansına bakın gençler, görüyor musunuz? Okuma ve yazma hızlarına. Bir de bunun okuma yazma hızlarına bakın, görüyor musunuz gençler? O yüzden burada Anadolu Legend 800 almak daha mantıklı gibime geldi. Ha dersiniz ki 500 lira daha verebilirim. Kingston'un 1 TB'lık M.2 SSD'si var. Onu da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Alınabilirliği var yani bu şeyin, M.2 SSD'nin. Gençlik. Onun dışında zaten RAM'leri 3600 MHz yaptım. Normalde 3200'dü. 84 lira daha verip. Bunun dışında çok da yükseltme yapmadım diyecektim ki çıktı. İşlemciyi yükselttik. İşlemci soğutucu aldık yani bir tane. 750 liralık. Bir tane de işlemci yükselttim gençler. i5 yaptım. 13400F yaptım işlemciyi. Gördüğünüz gibi. Normalde i3 13100F'ti. Ben i5 13400F yaptım. Gördüğünüz gibi yani kalite i5'in zaten kalitesi tartışılmaz. i3 ona nazaran daha düşük bir nesil i5'e nazaran. Yani i5'te bu 13. nesille i5'teki 13. nesille i3'teki 13. nesil arasında fark var gençler. Nasıl fark var abi? Hemen gösterelim.
Hemen gösteriyoruz. CPU.userbenchmark.com Average Bench diyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya i3 yazıyorum. Tamam mı? 13.100 etti değil mi az önceki? 196 puan almış. i5 diyorum. 13.000 kaç etti o? 600K yok. K değil ya. Neydi o işlemci? 13.400 F. i5. 13.400 F. %106 almış gördüğünüz gibi gençlik. Yani arada kaç fark vardı? %10'luk bir fark var işlemci olarak. Gördüğünüz gibi performanslarında. Kaldı ki fiyat farkı da gayet iyi bir seviyede. Ha dersiniz ki bu fiyat bana pahalı geldi. İşlemciyi birazcık daha kap derseniz bunu da yapabilirsiniz yani. 12. nesil i5 altı çekirdekli. İşlemci de gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gençlük. Yani ha dersiniz ki 30.000 lira bandına sadece kasa ve monitör alacağım derseniz bunu yükseltebilirsiniz böyle. i5 13.400 defa gençlük. Böyle söyleyeyim. 12.400 F performansına da gösterelim istiyorsanız. 12.400 F miydi? Kaçtı bu? i5'ti. 12.400 F. 12.400 F. Aha burada. %98 almış. Gördünüz mü işte? Evet. Yani burada 98 almış. 96 almış. Yani arada %2'lik bir fark için, performans farkı için bence biraz fazla gibi geldi. Yani 1000 lira. Ama %10 için bence 2000 lira yeterli bir fark gençtir. %5 olsaydı performans farkı 1000 lira ederdi. Ama %10 olduğu için bu performans farkı edecektir bence gençtir. Onu öyle söyleyeyim yani işlemcide. Daha önce de önceki öneri videolarımda önerdiğim gibi önerici videolarımda önerdiğim gibi de, donanım önerim videolarımda şayet eski nesil oyunları oynayacaksanız yani eski nesilden kastım nedir? İşte SSD gerektirmeyen, yani yükleme ekranlarıyla boğuşmadığınız oyunları oynayacaksanız burada 2 TB'lık hard disk bence yeterli olacaktır gençler. Ama yeni nesil oyunları oynayacaksanız bu hard diske yüklemeyin derim. Onu da söyleyeyim yani gençler. Yani yeni nesil hard disk almayı düşünüyorsanız ve yeni nesil oyunları da oynayacaksanız hard disk yüklemeyin oyunlara. Eski oyunları yükleyin hard disk ya da fotoğraflarınızı işte ne bileyim videolarınızı falan yükleyin derim. Gençlik. Yani en azından Rocket League gibi işte Euro Truck Simulator gibi eski yani yeni yakın dönemde çıkmamış eski diyebileceğimiz yani çoğu bilgisayarın çalıştırabileceği simülasyon oyunlarına rekabetçi oyunlarına bu hard diske yükleyebilirsiniz diyebilirim gençler. Kısaca böyle söyleyeyim yani. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Ufak bir öneri videosu daha çektik bu videoyla. Yani önerdiğim kasalara ufak bir yükseltme ve işte çıkış ve giriş ekipmanları önerdik. Çıkış ve giriş derken yani bilgisayarın çıkış ve giriş yani fare bir giriş ekipmanı. Klavyeye yazabildiğiniz için bu da giriş bir ekipmanı. Kulaklık çıkış ekipmanı ses veriyor işte. O tip yani gençtir. Böyle söylemiş olayım. Az buz anladınız diye düşünüyorum. Önerdiğim ekipmanlar işte yükseltmeleri şuradaki azı yükseltme yap önerdiklerimi. Gençlik
30 bin liraya geçmiyor zaten gördüğünüz gibi hala. Yani yükseltme yapmama rağmen, burada da aynı şekilde yükseltme yapmama rağmen ve şeyi de eklememe rağmen, monitörü de eklememe rağmen 30 bin liraya geçmiyor. Burada geçer. Yani burada hangi monitörü eklerseniz ekleyin, burada 30 bin liraya gidecektir. Onu belirteyim gençlik. Kingston'un değil de XPG'nin 3600 MHz RAM'leri yeterli olacaktır. Çünkü 2000 lira gördüğünüz gibi Kingston'un 3600 MHz RAM'leri. Gençlik. Zaten bunu eklediğin an hop 30 bin liraya gidecek. 32 bin oldu gördüğünüz gibi. Yani 30 bin liranın üstüne birazcık daha koyabilirseniz monitörle birlikte, monitörü de dahil içinde. Kaldı ki bu monitörü almaya gerek yok ya burada. Isilon'daki şu 200 Hz'lik monitör bence yeterli olacaktır. 4000 liraya yakın gördüğünüz gibi. Yani bunu lan yanlış yere tıkladım ya. Sıfırladı. Ya bu monitörü almaktansa 200 Hz'lik şu monitörü, Game Booster monitörünü bu kasayı almanızı tavsiye ederim yani gençler. Haberiniz olsun. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Oyunları çekeceğim bu arada. Kanalın oyun takipçileri için. Zaten oyunlar eskisi kadar çok izlenmiyor. Şöyle göstereyim hatta. Bahane işte. Şu an oyun içeriklerine bakıyoruz. Görün Rise of'a bakın. Görüyorsun %50'ye %50. PES'e bakın. 237 şeye duranım videosu 800-900 izleniyor. Gençlik. Ultimate Carnage'e bakıyoruz. Flatout 7. bölüme. Like almamış. 31 izlenme. Gençler. Gördüğünüz gibi. Bakın birer like almış şey videoları. Need for Speed Underground ve Underground 2 videoları. Kaldı ki bayağı da iyi de izlenmiş yani. Ona rağmen like almamış. Birer tane like almış yani. Gençlik. O yüzden yani oyun içerikleri daha az geliyor kanalda. Öyle diyeyim yani gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Gittim ben.